17-25 Aralık kime yapıldı? Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. 17-25 Aralık ne zamandı? 2013. Değil mi? Ve 2013'te Cumhurbaşkanımızı bitirme adına her türlü suikasti, her türlü yani acımasızca bilmem aklınıza ne gelirse. Öldürme planı, yok etme planı, her şey vardı o projenin içinde. Bundan sonra da 7 Haziran seçimleri var. Ne kadar? 2014'te. İşte 3-4 ay sonra. Siz o seçimlerde, o seçimlere girerken, bu partinin liderisiniz aynı zamanda. Bu adamların, o FETÖ'cülerin, darbecilerin yanından geçen, buna dokunabilecek olan, bunlarla beraber nefes almış, bunlar bir cumhurbaşkanı olarak benim hakkımdan da, Mehmet'in hakkında da, Akın'ın, Sabri'nin hakkında da hangi bilgi istiyorsanız herhalde yarım saatte, bir gün olsun. Bir gün her şey önünüze gelir. Peki siz öyle bir adamın isteğinizi yazar mısınız? Yazar mısınız? Artı hadi onda geçti. Arada 3-5 tane kaçtı. Bunların ekibi. Tekrar seçim iptal oldu. 1 Kasım seçimlerine gidildi. Bir milletvekilini bir lider aday yaparken hele hele bizim cumhurbaşkanımız gibi hassas olan bir adam. O milletvekili adayını kaç kere elekten geçiriyor, kaç kere sorguluyor, sülalesini, sağını, solunu, her şeyini kaç defa araştırıyor. Böyle bir adam ekibini alır mı? Almaz da, almaması gerekir. Almadı da. Eğer olsaydı şu ana kadar 50 defa bunu bangır bangır bağırırlardı arkadaşlar. Benim grubum adına geçmiş dönemde yok muydu? 2011'de falan vardı. Ne oldu? Onlar zaten kendiliğinden uçtu gittiler. Hakan Şükür'ü, bilmem İdris evet. Balı, bilmem İzmirli biri vardı, bilmem kim vardı. Zaten bu adamlar kendiler çıktılar ortaya. Yani kılı kırk yararak bu listeler yapıldı. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz tek tek elden geçirildi. Yani üst yönetimde zaten olması mümkün, imkansız şu anda. Niye olsun arkadaş? Bize bu kadar ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı mecliste bombalar yiyen biziz arkadaş. Ülkemizi böyle acımasızca, haince, şerefsizce ortadan kaldırmak isteyen bir kimsenin, bir grubun. Yani biz aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Size bu alçak örgüt bu kadar terbiyesizlik yapacak, bu kadar şerefsizlik yapacak. Siz de o örgütle bağı olan adamı siyasi partinize alacaksınız. Bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın herhangi birimiz hakkında, sülalemiz hakkında istediği zaman her türlü bilgiye ulaşma yetkisi gücü yok mu? Böyle bir adamı bu adam getirir buraya koyar mı arkadaşlar ya? Ya teşkilatlarımızda bile, belediyelerimizde bile. Bayrak listesini açıklasanız kamuoyu rahatlayacak. Çok, neyi? Bayrak listesi. Açıklanıyor zaten yani arkadaşlar. Yani kriteri siz hala oku. Hiç kimsenin yani haksız yere en ufak bir burnu kanamayacak ama süreç zaman alacak inşallah. Bu da en kısa sürede çünkü çok büyük bir badire bela atlattık arkadaşlar. Allah yüzümüze baktı. Allah ülkemizin yüzüne baktı.